İş Sanat sunar. Caz Karavanı. Ben Eray Aytumur ve bugünkü konuğumuz gitarist, besteci, aranjör Cem Tuncel. Caz Karavanı başlıyor. Caz Karavanı ile çıktığımız yolculukta şimdiye dek cazın kısa tarihini, stilleri, dönemleri, enstrümanları, hatta Türkçe kullanımında epeyce zorlandığımız belli başlı terimleri öğrendik. Ayrıca öğrendiklerimizi birbirinden değerli müzisyenin birbirinden değerli müziğiyle de biraz pekiştirdik. Bu bölümde de enstrüman ve veya ses topluluklarına verilen özel isimleri ya da daha açık konuşmak gerekirse grup formatlarını tanıyacağız. Bunu da hem müzikleri hem sohbetiyle gönlümüzde taht kurmuş Cem Tuncer'le yapacağız. Hoş geldin Cem. Hoş bulduk Eray'cığım. Çok teşekkürler güzel davetin için. Biz çok teşekkür ederiz. Aynen anlattığın gibi şahane bir sohbet olacak bence. O yüzden de çok mutlu ve heyecanlıyız. Şimdi aslında sadece cazda değil bütün müzikler bireysel olarak tek bir enstrüman veya vokalle yapılabildiği gibi çok sesli orkestralarla ve korolarla da yapılabilir. Ama biz şimdi ilk etapta yola küçük çaplı enstrüman ve ses topluluklarıyla koyulalım dedik. O yüzden de hani bunu böyle sonsuza kadar uzatarak soracak değilim ama minik minik bir başlayalım. Mesela duo ne demektir? En küçüğünden başlayalım istersen solo performanslar. Çok iyi. Tabii ki de bütün müzik türlerinde olabildiği gibi biz caz müzik üzerine konuşup toparlayalım. Solo bir müzisyenin aslında geldiği en son doyum noktasıdır. Yani artık ununu eleyip eleği duvara asmış insanların çaldığı bir modeldir. Çünkü artık müzikte ve enstrümandaki yeterliliği had safhadadır ve solo performans için her şey zaten hazırdır. Dolayısıyla solo performansı virtüözite yani çalgıdaki yeterliliği en üst düzeydeki insanlar yapıyorlar genelde. Bizim de birçok hani örneğini bildiğimiz, sevdiğimiz mesela Joe Pass, Bill Evans, Malgrum Miller, Keith Jarrett gibi bir sürü insan sayabiliriz cazcı. Bunlar solo performansları yani tek gitar, tek piyano gibi enstrümanında yeterliliği üst düzey olan insanların performansını sergiledikleri durum. Solo. Senin az önce belirttiğin duo'da iki kişinin performans yaptığı, mesela yine en çok bildiklerimizden Joe Pass, Ella Fitzgerald, yani gitarcı ve şarkıcı. Bob Brookmeyer mesela Jim Hall birlikteliği, trombon ve gitar. Jim Hall, Ron Carter duosu çok meşhur bir kayıttır. Mick Goodrick, Joe DiOrio kaydı vardır. İki gitar. Bu iki piyano olabilir. Ne bileyim iki tane fesli olabilir. İki tane insan sesi olabilir. İkili performansa duo deniyor. Sırada trio var. Üçlü. Öncelikle izninle araya giriyorum. Çünkü bir teşekkür molası vermek istiyorum. O kadar güzel bir yere getirdin ki daha ben sormadan. Çünkü duo'dan yola çıkıp zaten şeyi soracaktım. Efendim bu işin bir kuralı var mıdır, mecburiyeti var mıdır? İlla ki piyano ve vokal olursa duo olur. Yok efendim flüt ve cello olmazsa o duo sayılmaz gibi bir kuralımız yok değil mi? Evet yani tabii ki de yok. Artık modern müzikte hiç yok. Yani klasik müzik sınırları içerisinde yazılabilecek şeyler belki çok eski zamanlarda bir takım kurallar gereğince belliydi. Ama artık senle ben bir araya gelip bir performans sergiliyorsak onun adı duo. Onun için biz günümüzden bahsedelim. Yani yakın tarihimizden bahsedelim. En azından 1900'lerin başından günümüze kadar gelen gelenekten bahsedelim. Sınırları çok geniş. İlla şu enstrümanla bu olacak diye bir şey yok. Yani o performansın adını aslında Latince ve İngilizce işte veriyor sayılarla. İşte solo, duo, trio, quartet gibi. Ama çok aşina olduğumuz şeyler var. Mesela piyano triosu çok meşhurdur. Yani hem klasik müzikte hem caz müziğinde. Soracağım her şeyi önden cevaplıyorsun. Aynı zamanda da müneccim müzisyen Cem Tuncer. Hadi o zaman oradan, triodan devam edelim. Biraz böyle çok güzel, çok bilindik trio, kuartet ve akabindeki formatları da şöyle bir gözden geçiririz. Belki dinleyenlere de
bir rehberlik etmiş oluruz. Yani bunlar gerçekten mükemmel kayıtlar, inanılmaz birliktelikler. Triyolarda tabii piyanistler çok önde. Yani kayıt sayısı olarak herhalde en çok caz tarihinde piyano trio vardır. Bill Evans, Oscar Peterson, Keith Jarrett, Bill Frisell, Kenny Garrett gibi mesela son iki saydığım gitarcı ve saksafoncu cazcılar. Ama gerçekten piyano triyolar efsanedir. Genelde de şöyle bir durum olur. Piyano, kontrbass ve davuldur bu format. Ama illa öyle olacak diye bir şey yok. Gitar, bas, davul olur. Saksafon, bas, davul olur. Davulsuz triyolar vardır. Saksafon, piyano, kontrbass olabilir. Bizim Volkan Ürsever, Engin Recepoğlu ile yaptığımız gibi tenor, saksafon, kontrbass ve gitar olabilir. Kendimizden de örnek verelim değil mi? Lütfen. Gelelim sonraki formata, kuartet. 4 kişiden oluşuyor. Kuartet de galiba caz müziğinin en çok bir araya geliş şeklidir. Ve aslında en zengin ve de bir yandan da en ekonomik olandır. Çünkü ne demek ekonomik olan? Dünyayı gezeceksin, 10 kişi mi gezmek, işte 4 kişi mi gezmek deyince 4 kişinin şöyle bir farkı var. Gerçekten renkli bir takım. Çok kalabalık değil ama renk olarak çok alternatifi var. Buna Sonny Rollins, Dave Brubeck, Bill Evans gibi trioların feature ettikleri sazlarla mesela en güzel örnekleri. Mesela Sonny Rollins, Jim Hall feature ettiği, aslında Sonny Rollins triodur. Jim Hall'a eklerler, kuartet olurlar. Bill Evans'ın Stan Getz'le olan birlikteliği vardır. Meşhur triosuna Stan Getz konuk olur. Kuartet olurlar. Miles Davis'in, John Coltrane'in güzel kuartet örnekleri vardır. Modern jazz kuartet vardır mesela, MJQ. Bir akabil, yani biz fazlalaştırdığın zaman, 5 kişi olduğun zaman quintet oluyorsun. Quintet'te de çok yine meşhur, hepimizin bildiği Miles Davis'in quintetleri var. Yani rhythm section denilen davul, bas, piyano ve solist olan Miles Davis de 4 kişidir. John Coltrane'i alırlar, 5 kişi olurlar. En güzel quintet örneklerindendir. Charlie Parker, Dizzy Gillespie birlikteliği vardır. Yine trio bir rhythm section vardır. 2 tane önde solist vardır, 5 kişi ederler. Benim albüm yine 5 kişi, 2 tane nefesli ve biz rhythm section olarak düşündüğün zaman gitar, kontrbass ve davul olarak Ricky Ford, Engin Recepoğulları, Ediz Hafızoğlu, Volkan Ürsever ve ben mesela quintet olarak kaydettik albümü. Pandemi yüzünden pek çalamadık ama inşallah önümüzdeki zaman. Bu kadar da güzel bir albüm ki Cem, aslında hakikaten yine konuyu çok doğru bir yere getirdin. Tekrar teşekkür ederim bunun için. Öyle böyle teşekkür ederek ilerliyoruz caz kariyerimizde bu hafta. Çünkü sana şunu da soracaktım araya başka sorular girdikten sonra ama tam zamanıdır. Tamam, tabii. All Right özelinde hani tutup tabii ki uzun uzun bize şimdi orkestrasyon sürecini anlat, biz de zaten çok iyi anlarız demeyeceğim sana. Fakat o parçaları yazdığında, aranje ettikten sonra ne duydun da bunun bir kentet albümü olduğuna karar verdin? Hani müzisyen bu noktada nasıl karar verir? Bunu bir dörtlüyle çalarsam daha iyi, bunu bir işte ne bileyim septetle çalarsam daha iyi kararını ve motivini verdiren şey nedir müzisyene? Öncelikle aranjörün yazısıdır. Şimdi bu ne demek? Ondan da hemen bahsedelim. Şimdi ben bestecisiyim bu albümün. Bütün besteler bana ait. Aynı zamanda aranjör de benim. Ama aranjörü farklı bir insan da olabilirdi. Ben sadece bestelerini yaptıktan sonra bir aranjöre teslim edip benim kafamda böyle bir müzik var. Bunu kaç kişi çalabiliriz dediğim, bu soruyu soracağım adam aslında aranjördür. Aranjör önüne gelen müziğin ne istediğine renk olarak karar verirken formatın sayısı da ortaya çıkar. Bu ne demek? Bir parça kağıt geliyor önünüze, onu piyanoda ya da gitarla işte çalıyorsunuz, bakıyorsunuz. Sizlere nasıl bir aranjman hissi uyandırıyor? Bunu bir trio için mi yazayım, trioya iki tane nefesli ekleyip quintet haline mi çevireyim derken bu aranjörün derdi oluyor. Yani içinde ne kadar renk barındırmak istiyor, bu müziği nasıl seslendirmek istiyor derken sayısı ortaya çıkıyor. Bu açıklayıcı oldu mu? Kesinlikle çok güzel oldu, harika oldu.
Yeri gelmişken biz zaten Caz Karavanı'nda ismi geçen bütün müzisyenleri, albümleri dinleyicilerimizle paylaşıyoruz ve çok güzel dönüşler alıyoruz. Onlara da buradan teşekkür ediyoruz. All Right'ı zannediyorum bu programı dinleyen herkes dinlemiştir ama dinlemediyseniz lütfen en kısa zamanda All Right'a kulak verin. Ondan sonra zaten içinden kolay kolay çıkamayacaksınız. All Right. Çok all right. Peki, tamam, vaziyet anlaşıldı. Böyle evet, öyle, böyle. Sayıları böyle işte Latince'den az önce de bahsettiğimiz gibi sextet, septet, octet işte falan gibi devam eder. En nihayetinde vardığı yer Big Band'dir. Biraz fazla işte nefesli varsa bir ritim seksiyonuna 4, 5, 6 ya da işte mesela Art Pepper'ın Plus 11 diye bir grubu vardır. İşte combo ismini alır ama şimdi ciddi seksiyonlar olmaya başladığı zaman nefesli mesela Bakırlar, işte Reeds denilen işte saksafon seksiyonu ve ritim seksiyonu ve önde bir solist falan, bu artık Big Band formatıdır. Big Band formatı da basitçe bir ritim seksiyon. O ritim seksiyonun şöyle bir opsiyonu olur. Gitarlı versiyonu, opsiyonu, gitarsız opsiyonu. Dolayısıyla ritim seksiyon 4 kişi olur zaten. İşin ekonomisine ve ihtiyacına göre trompetler 5 ya da 4 tane olur. İçlerinde mutlaka bir tane lead trompetçi olur, en tiz sesleri üfleyen. Trombon seksiyonunda 4 ya da tercihen 5 trombon olabilir. Ama saksafon seksiyonu genelde hep 5 saksafondur. Yani bunun klasik stilinde 5 saksafondur. Bariton saksafon, 2 alto, 2 tenor saksafondan oluşur. Dolayısıyla bu artık eksik vaziyetlere göre 17-20-21 kadar müzisyenle çalınan formatta Big Band formatıdır. Harika. Bakın TRT Big Band. Evet, TRT Big Band gerçekten çok güzel bir orkestra. Ve aslında onu da yeri gelmişken konuşalım isterim. Türkiye'de Big Band geleneği çok da yaygın değil. Hani prodüksiyon açısından oldukça maliyetli olması tabii ki bir sebeptir ama başka sebepleri de olabilir mi? Zaten şöyle, o yetkinlikte müzisyen bulacağız önce, ondan sonra o bandı oluşturacağız. Bizim memleketimizde maalesef bu sayılardan çok çok fazla yok. Yani 200 tane saksafoncu, işte 300 tane gitarcı, 100 tane piyanist falan gibi bir şey sayamıyoruz caz müziğinde. Dolayısıyla toparlanan big bandlerde de genellikle aynı müzisyenler çalıyor. Çünkü big band bir yandan da bir tecrübe işi. O yazıları o kadar seri bir şekilde okuyabilmek, bütün dinamikleri ortaya çıkarabilmek gerçekten big band müzisyenin işi. TRT'de çalan arkadaşlarım hepsi bu konuda dünya çapında müzisyenler. Zaten dünya çapında tur yapan birçok soliste de eşlik ediyoruz. Önümüze chartlar konulduğu anda okunuyor ve o anda çalınabiliyor. Dolayısıyla ilk önce bu konudaki müzik okullarının azlığı, yetişen müzisyenlerin azlığı yüzünden bu gelenek aslında çok da ilerlememiş ama TRT'de yani 40 yılı bulan bir bu konuda bir büyük orkestra geleneği var. Allah'tan öyle bir kurumumuz var ve bu devam ediyor. Zaman zaman özel desteklenen, yani hani nasıl filarmoniler dışarıdan destek alıp bir senfoni orkestrası formatını devam ettiriyorlar. Özel big bandlerimiz de zaman zaman oluyor. Mesela Halil İbrahim Işık bizim orkestramızın lead trompetçisi. Kendi çabalarıyla bir big band kurdu ve şahane şeyler çalınıyor. Hem aranjörlüğünü yapıyor hem prodüktörlüğünü yapıyor. Hatta bir kaydını yaptık. Albümümüz de var. Eskilerden biliyorsun Bex Big Band vardı. İstanbul Super Band oldu falan. Yani bunlar deneniyor ama maalesef dönüp duran müzisyenler hep aynı. O zaman buradan Halil İbrahim Işık'a da çok sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet, çok keyifli bir albümdü o da. Evet, büyük emek sarf ediyorsunuz. Çünkü bir triyoyla uğraşmak bile çok hani büyük sorumluluk. 20 küsur kişiyle uğraşmayı düşünemiyorum yani. Haklısın. Sevgili Cem, çok teşekkür ederiz. Şu yani aşamada aklımıza konuyla ilgili ilk gelen soruları, hatta sormama bile gerek kalmadan yanıtlamış oldun. Sağ ol, var ol. Sen de öyle. Caz Karavanı'nın bu bölümünde gitarist, besteci, aranjör Cem Tuncer konuğumuz oldu. Teknik Masa'da Osman Cevizci'ye teşekkür ediyorum.
İş Sanat'ın katkılarıyla hazırlanan Caz Karavanı sona erdi. Bir sonraki bölümde caz müziği içindeki yolculuğumuza devam edeceğiz. İş Sanat sundu. Caz Karavanı.